Efendim merhabalar, İftara Doğru programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Bugün Ortaköy vaizi İbrahim Türkan hocamız bizlerle birlikte olacak ve bugün infak konuşacağız. İnfak bugünkü Ramazan programımızın, İftara Doğru programımızın konusu olacak kıymetli izleyenler. Zengin birisine sormuşlar, nasıl bu kadar zengin olabildin diye. Allah'la yarıştım demiş. Nasıl olur? Allah'la nasıl yarışırsın diye sorduklarında ben verdim, infak ettim, Allah verdi. Ben verdikçe Allah bana verdi. E tabii Allah'la yarışan kim olur da kazanır diye sormuş. Tabii ki de Allah kazandı, ben zengin oldum demiş. Evet, bugün infakı konuşacağız dedik ama öncesinde her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayalım efendim bugün de programımıza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا جنة نعيم
تسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله Evet efendim, devam ediyoruz programımıza. Konuğumuz Ortaköy vaizi muhterem İbrahim Türkan hocamızla efendim bugün infağı konuşacağımızı söylemiştik. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Ben öncelikle sizlerin, ekibinizin, ekranları başındaki tüm izleyicilerimizin Ramazan-ı Şeriflerini tekrar tebrik ediyorum. Allah-u Teala şu Ramazan-ı Şerif'te, şu mübarek günlerde bizlere hayırlar işlemeyi nasip eylesin inşallah. Güzel işler yapmayı, salih ameller işlemeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Hoş bulduk. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Nasıl geçiyor Ramazan'ınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tabii heyecanlı. Ramazan'a girince ayrı bir hava hepimizde tezahür ediyor. Bizler de vazifemizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Vesselam. Evet. Hocam infak konuşacağımızı belirtmiştik. Evet. İnfak deyince ne anlamalıyız? İnfak deyince Allah-u Teala'nın bizlerden malımızı, canımızı, nefsimizi kendi rızası doğrultusunda harcamamızı istediği her şeyi anlayabiliriz. Mübarek Kur'an-ı Kerim Eûzü Besmele'den sonra Elhamdü diye başlıyor. Hamd ederek. Hamd ederek başlıyor. Alemlerin Rabbine hamdolsun diye başlıyor. Şimdi biz bu hamd kavramının üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Şöyle ki, infak kavramı çok geniş bir torba ama hamd kavramı ondan daha geniş bir torbadır. Evet. İnfakın içerisine bizlere farz olan zekat, sadaka, fitye, fitre, fidye, efendim vesair harcamalar, Allah rızası için yapılan harcamalar girebildiği gibi hamdın içerisine de şükür, medih, efendim Allah rızası için yapılan her şey hamdın içerisine de girer. Bu manada infak da hamdin içinde bir şubedir diyebiliriz. Hamd etmek, efendim şükretmek hamdın içerisinde bir şubedir. Biz malımızı, canımızı, nefsimizi, sahip olduğumuz imkanları yerli yerince Allah-u Teala'nın efendim rızası doğrultusunda harcadığımız zaman hem İnfak etmiş oluruz, hem şükretmiş oluruz, hem de hamd etmiş oluruz Allah-u Teala'ya. Evet. Hocam Kur'an'da infak
geçen ayetlerden evet. bahsedelim dilerseniz biraz. Tabii infak kavramı Kur'an-ı Kerim'de çokça üzerinde durulan bir meseledir. Evet. Hamd kelimesinin üzerinde durduk. Tabii bunun üzerinde daha düşünsek nice hikmetler bizim önümüze gelecektir. Herkes boyunun ölçüsünce ağaçtan meyve alabilir. Dolayısıyla hamdin üzerinde düşünmek daha hikmetleri bizlere getirebilir. İkinci sureye geçelim. Kur'an-ı Kerim'de, mübarek Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin hemen başında Elif, Lam, Mim, Zalikel kitabu la raybe fih, hudellil müttegin. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Evet. Hemen infak kelimesi bizim karşımıza çıkmaktadır. Ne diyor Allah-u Teala mübarek Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti kerimede? O muttaki kullar ki gayba iman ederler, namazı ikame ederler. Efendim, kendilerine verilen rızıklardan harcarlar buyuruyor Allah-u Teala. Mübarek Kur'an-ı Kerim'de. İnfak kelimesi karşımızda türevleriyle beraber Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık olarak 200 defa geçmektedir. Dolayısıyla infak meselesi Kur'an-ı Kerim'de çokça durulan, üzerinde durulan meselelerden birisidir. Biz sevgili seyircilerimize şunları tavsiye ediyoruz tabii ki. Maldan infak etmek gerekir. Zira mal kararında kalan bir şey değildir. Nasıl ki insanın sağlığı, sıhhati kararında kalmaz, mal da kararında kalmaz. Ne demek kararında kalmaması demek bir şeyin? Bugün elde var, yarın yok. Bugün yok, yarın var olabilir. Bugün sıhhatlisin, yarın hasta düşebilirsin. Bugün hasta olan yarın sıhhatli olabilir. Bakın kararında kalmıyor. Dolayısıyla kararında kalmayan bu şeyi zamanında vermek icap eder. Zamanında yerine teslim etmek icap eder. Dolayısıyla efendim malda infak etmede acele etmemiz icap eder. Çok ekstrem gibi gelebilir bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabe efendilerimizle Mescid-i Nebevi'de namaz kıldıktan sonra efendim evet. hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aralarından ayrılarak safları yararak dışarıya çıkıyor. Sahabe efendilerimiz tabii Efendimizin adeti olan bir şey değil bu. Sahabe efendilerimiz şaşırıyorlar. Bir müddet sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geriye dönüyor. Tabii sahabe efendilerimiz durumu Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah bir sıkıntı mı var? Mesele nedir diye Efendimiz'e soru tevdi ediyorlar. Efendimiz buyuruyor ki infak edilmek üzere bir miktar gümüş eve bırakmıştım. Ancak onun infak edilmesi hususunda acele edilmesini ev halkından bunu talep ettim. Onu hemen yerine getirmelerini onlardan istedim buyuruyor. Mesela bizde olsa aynı şey, efendim bir kenara infak edilmek üzere bir miktar ayırsak acele bu kadar mi? Acaba acele titiz acele davranır mıyız? Vesselam. Hocam zaten infak bugün toplumda birçok kişiye sorsanız, röportaj yapsanız infak bilincinde. İşte sadaka verilmesi, infak edilmesi noktasında bilinçli. Fakat infakta, uygulamada zannediyorum evet. bir sıkıntı yaşanmıyor değil. Evet. Sadece bu mevzuda değil, başka mevzularda da biz aslında harekete geçme hususunda çok efendim gevşek davranıyoruz vesselam. Evet. Mesela günümüzde efendim empati kurmak. Evet. Empati kurmak değil mi?
Diyoruz ki karşımızdakini anlayalım, empati kuralım. E, ihtiyacı varsa o ihtiyacını yerine getirme hususunda da aynı kararlılığı, aynı devamlılığı gösteriyor mu modern insan? Hayır. Sadece onu anlayalım. Evet. Burada kalıyoruz. Ama biz infakta da aynı şeyi yaşıyoruz günümüzde. Efendim infak edelim. Bu mevzu belki hepimizin bildiği bir mevzu. Hepimizin aşina olduğu bir şey. Evet. Lakin bunu yerine getirmede zaman zaman efendim gevşek davrandığımız oluyor kıymetli kardeşim. İnfak aynı zamanda kişi hayattayken bilerek, isteyerek yapması gerekiyor değil mi hocam? Evet. Şöyle bizde hani vefat ettikten sonra birçok mal bırakılıyor. Evet. İşte bankada şurada burada. Evet. Ve onlardan evlatları onun adına işte bir şeyler yapıyor. Ama Rabbimiz bizden bilerek, isteyerek kendi kazancımızla kendimizin infak etmemizi istiyor. Efendimizin bir hadisi şerifi sizin bu sözlerinizin üzerine hemen burada onu zikretmeden geçemeyeceğim. Efendimiz buyuruyor ki iki kişiye gıpta edilir diyor. Evet. İki kişiye gıpta edilir. Bunlardan birincisi o kimsedir ki Allah'ın kendisine mal verip bu malı Allah'ın rızası doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine harcamayı başarabilen kimse diyor. Harcayan kimse demiyor bakınız. Hadis-i şerifte. Bunu başarabilen kimse diyor. İkincisi de diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir ilim verilmiş, Allah'ın ilim verdiği, hikmet verdiği, bu ilim ve hikmet ile efendim güzel kararlar alıp güzel işler yapan kimsedir diyor. İki kişiye gıpta edilir. Dolayısıyla biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifini de kendimize şiar edinmemiz lazım. Vesselam. Burada şunu da ifade etmek istiyorum infakla ilgili. Aile fertleri için yapılan harcamalar da dinimizde infak kapsamında değerlendirilmiştir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eşinizin ağzına götürdüğü lokma dahi size sadaka olarak yazılır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aile fertleri için yapılan harcamalar da infak kapsamında değerlendirilmiştir. Evet. Efendim, Kur'an'da iyiliklerin sevabı 1:10 olarak gösterildiği halde Allah yolunda infakın sevabı ise 1:700 olarak hadisi şeriflerde bizlere bildirilmiştir. Bunu da dikkate almamız lazım kıymetli kardeşim. Evet. Tabii infak hususunda dikkatimizi şuna çekmemiz lazım belki de bizim bugün. İnfak edeceğimizi, malımızı, canımızı, nefsimizi, imkanlarımızı Allah yolunda harcayacağımızı, harcamamız gerektiği meselesini hepimiz biliyoruz. Ama bunu yaparken acaba nelere dikkat etmemiz lazım? İşin adabı, edebi nedir? Bunun üzerinde de birazcık durmamız lazım kıymetli kardeşim. Evet. Şöyle ki, mübarek Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُبْضِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى İle ahir il ayet. Mübarek Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayanların durumu gibi sadakalarınızı, infakınızı başa kakmak, gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın diyor. Böylelerinin durumu yalçın bir kayanın üzerindeki toprağa benzer. Yalçın kayanın üzerindeki toprağın üstünde bir ağaç biter mi? Bir bitki biter mi? Bitse bile o yaraya derman olmaz. O ağacın, o kayanın üzerindeki o toprak birazcık yağmur gördüğünde, sağanak yağmura tutulduğunda kayanın üzerindeki toprak sıyrılır gider de kaya çıplak kalıverir. Cas cavlak kalıverir vesselam. Aynen böyle de
biz sadakalarımızı, infakımızı başa kakmak, gönül kırmak suretiyle boşa çıkaranlardan olmamamız lazım ve selam. Evet. Efendim, infak ettiğimiz kimselere esasen teşekkür etmemiz lazım. Teşekkür etmemiz lazım. Siz bizim bu ibadeti yerine getirmemize vesile oluyorsunuz, sebep oluyorsunuz deyip onlara teşekkürü bir borç bilmemiz lazım ve selam. Evet. Bir de şunu arz edelim. Kıyamet gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bizlere haber vermiş. Efendim, hesaba çekilecek ilk üç kişinin halini Efendimiz bizlere anlatıyor. Diyor ki, bunlardan birisi zengin bir kimsedir. Allah-u Teala ona sorar. Sana verdiğim bu mal ile ne yaptın dünyada? Her şeyi bilen Allah ona sorar diyor. Ne yaptın dünyada? Ey Allah'ım, ben bu mal ile senin yolunda harcama yaptım. İnfak ettim der. Ama Allah, kalpleri bilen Allah, her şeyi bilen Allah der ki, sen ne çok zengin bu adam, ne cömert bir adam desinler diye bunu yaptın. Benim rızamı sen talep etmiyordun der. Sadakası, infakı boşa çıkıverir. İkinci kimsenin halini de anlatalım. İlim sahibi bir kimsedir. Allah-u Teala der ki, sana verdiğim şu ilimle, ey kulum ne yaptın? Ey Allah'ım, bununla amel ettim, bunu öğrettim. Halbuki sen bunun için yapmış değilsin bunu. Benim rızam için yapmış değilsin. Ya sen bu adam, ne allame adam, ne bilgili adam, her şeyi bilen adam diye desinler diye bunu yaptın deyip onun da ilmi, ameli boşa çıkıverir. Üçüncü kişi de şehit olmuş bir kimsedir. Allah-u Teala ona da der ki, sen benim rızam için şehitlik mertebesini istiyor değildin. Sen ne kahraman, ne cesur bir adam desinler diye bunu yapıyordun deyip onun da ameli, o işi boşa çıkıverir. Onun için biz bunlara dikkat edenler olmamız lazım. Vesselam kıymetli kardeşim. Evet, hocam kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Faruk hocama şöyle döneyim. Hatta yanınıza geleyim hocam. Müsaitseniz. Evet. Arkadaşlarımızla beraber Faruk hocam nasıl geçiyor Ramazan? Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Çok güzel. Evet. Ekibimizle beraber kıymetli izleyenler. Hangi ilahiler var hocam? Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Birinci eserimiz. Evet. İkinci eserimiz de halet ile bana bir hal göründü. Bir yeşil sancaklı sultan göründü. Peki, o halde size bırakalım. Bakalım. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Yeah.
halet ile bana bir hal göründü. Halet ile bana bir hal göründü. Bir yeşil sancaklı sultan göründü. Sultan göründü. Gözümün gördü, söylerim size. Gözümün gördü, söylerim size. Bir yeşil sancaklı sultan göründü. Sancaklı sultan göründü. Bir yeşil sancaklı sultan göründü. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi.
Kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hidayete ermişiz, Rabbimizdir bir Allah. Huzurunu bulmuşuz, Rabbimiz Allah. Hidayete ermişiz, Rabbimizdir bir Allah. Huzurunu bulmuşuz, Rabbimizdir bir Allah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Nefsine cihadımız, meleklerle galibiz. Kur'an'daki kitabımız, Rabbimizdir bir Allah. Nefsine cihadımız, meleklerle galibiz. Kur'an'daki kitabımız, Rabbimizdir bir Allah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet efendim, kıymetli Faruk hocamıza, diğer hoca arkadaşlarımıza, sağzende arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Böylesine güzel ilahiler bizlere dinlettikleri, sundukları için. Evet, konuğumuz Ortaköy vaizi İbrahim Türkan hocamızla biz söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnfağı konuşmayı sürdürüyoruz. Hocam, programımızın bu bölümünde sahabe efendilerimizin uygulamalarından bahsedelim dilerseniz. Memnuniyetle. Sahabe efendilerimizde biz şöyle bir hassasiyet görüyoruz. Ne zaman ki efendim bir ayeti kerime inse, evet, o ayeti kerimeyi hayatlarında tatbik etmenin yoluna varıyorlar. Yoluna gidiyorlar. Hemen o yolu düşüyorlar.
Mübarek Kur'an-ı Kerim'de لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ. Meali şöylece: İyiliğe erişemezsiniz. Evet. Ta ki sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe. Ne infak ederseniz Allah onu bilmekte. Bu ayeti kerime inleyince sahabe efendilerimizden Ebu Talha el-Ensari radıyallahu anh var. Bu zat hem de Enes bin Malik radıyallahu anh'ın üvey babasıdır. Evet. Zengin bir sahabe. Mescid-i Nebevi'nin tam karşısında Beyruha isminde bir tarlası var, hurmalığı var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam zaman zaman varıyor, orayı ziyaret ediyor. Tatlı suyu var, kuyusu var. Bu ayeti kerime inince Efendimizin yanına varıyor Ebu Talha Hazretleri. Ya Resulallah diyor, bu ayeti kerime indi. Sevdiğiniz şeylerden infak etmeyi Allahü Teala bizlere emrediyor. Benim de en sevdiğim hurmalığım sizin de ziyaret ettiğiniz Beyruha hurmalığıdır. Ben orayı müsaadenizle vakfetmek istiyorum diyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki bunu, o hurmalığı akrabalarının arasında dağıtmayı uygun görüyorum diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Talha'nın akrabaları arasında o hurmalık dağıtılıyor. Böyle bir hassasiyet görüyoruz. Bir başka örnek, tabii örnekler pek çok olabilir. Evet. Programımız bunlara yetmez. Sahabe efendilerimizin hayatından. Çünkü onlar yıldızlar gibi de. Hangisine tutunsak bizleri doğru yola iletiyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e varalım. Hazreti Ebubekir Efendimiz Hicretin 9. yılında Tebük seferi hazırlıkları yapılırken evvela Hazreti Ömer Efendimiz ordunun teçhizatı için, ihtiyaçlarının giderilmesi için 4000 dirhem para getiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teslim ediyor ordunun, askerlerin ihtiyacının giderilmesi için. Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'e soruyor, diyor ki ey Ömer, geriye ne bıraktın? Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki geriye malımın yarısını bıraktım ya Resulallah. Bu arada Hazreti Ebubekir Efendimiz geliyor. O da bir miktar mal teslim ediyor Efendimiz'e. Efendimiz ona soruyor, diyor ki Ebubekir, geriye ne bıraktın? Efendimiz'e diyor ki Hazreti Ebubekir Efendimiz, Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz bunun üzerine diyor ki infak etmede Hazreti Ebubekir'i geçemeyeceğim diyor ve ağlamaya başlıyor. Kıymetli kardeşim, Hazreti Osman Efendimiz yine bu Tebük seferini hazırlıkları yapılırken tam 300 sahabe efendimizi bizatihi kendisi teçhiz ediyor ve büyük bir infak gerçekleştiriyor Hazreti Osman evet. Efendimiz'de. Hocam, bunları dinlerken sanki böyle hikaye dinler gibi biz dinliyoruz. Fakat hani günlük yaşantımıza baktığımız zaman şöyle diyaloglar oluyor. Evet. İşte bir kıyafet örnek vereyim. Bu kıyafeti atayım mı? Yok atma, bir fakire verirsin gibi mesela. Hani atılmaya değer, yani değersiz bir şeyi fakirlere evet. layık görülen Halbuki, bir duruma düşmüşüz yani. Durum bu değil. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُّونَ. İyiliğe erişemezsiniz ta ki sevdiğini şeylerden infak etmedikçe. Sahabe evet. efendilerimiz, biz nereye tutunacağız? Neyi örnek alacağız? Elbette önümüzde sahabe nesli var. Sahabe nesli bizden önce
dünyada rollerini oynadılar, bizlere misal oldular ve gittiler. Ama bereketleri halen devam ediyor. Biz kime örnek alacağız? Elbette onları örnek alacağız. Evet. Yine Hazreti Osman Efendimizin hayatından bir şeyi daha nakledelim. Hazreti Osman Efendimiz, Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra malum halife Hazreti Ebu Bekir Efendimiz oluyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin zamanında bir zaman var ki kıtlık yaşanıyor. Hazreti Osman Efendimiz de çok zengin bir sahabe efendimiz. Şam'dan kervanı geliyor. 100 deve üzerinde buğday yüklü kervan. Medine'ye varınca kervan, herkes o kervandaki buğdaydan ücretiyle nasiplenmek istiyor. Satın almak istiyor. Hatta 1'e 7 veriyorlar. Yani 1 kilo buğdaya 7 mislini ücret olarak veriyorlar. Hazreti Osman Efendimiz şöyle diyor. Sizden daha fazla veren var. Ben ona sattım. Sahabe efendilerimiz tabii bunun üzerine inciniyorlar. Hemen halife Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e varıyorlar. Osman Efendimiz bize böyle dedi. Ey Ebu Bekir, siz onun dediğini yanlış anlamış olmayasınız diyor Ebu Bekir Efendimiz. Hazreti Osman Efendimiz'in yanına sahabe efendilerimizle varınca ey Osman diyor, halk böyle der. Sen ne dersin? Eybette ey halife, 1'e 700 veren var. Allah var 1'e 700 veren. Ben 1'e 7'ye onu satmam diyor ve o 100 develik buğday kervanında bulunan erzakı ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Yetmiyor kıymetli kardeşim. 100 deveyi de kestiriyor ve kurban ediyor, onu da dağıttırıyor. Böyle cömert bir insan Hazreti Osman Efendimiz. Böyle infakı seven bir insan Hazreti Osman Efendimiz. Evet. Biz burada şunu da arz etmeden geçmeyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadisi şerifinde var ki, kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinden başka gölgenin olmadığı o günde 7 sınıf insan var ki bunlar o gölgede nasiplenecektir. Bunlardan bir tanesi de sağ elin verdiğini sol elin duymadığı kimsedir diyor. Sağ el infak eder, sol el duymaz. Nasıl bir hassasiyet? Biz böyle bir adapla, böyle bir edeple hareket etmemiz lazım. Tabii günümüzde bir medeniyetimizin bir göstergesi olarak kurumlar ve kuruluşlar var. Evet. Bunları iyi işletebilirsek, yani bize minnet beklemeyi bizden kaldırıyorlar. İhtiyaç sahibinden de minnet etmesini ortadan kaldıran kuruluşlar, aracı kuruluşlar var. Bunların iyi işletmemiz lazım. Bunların peşine düşmemiz lazım. Şimdi cemaatimizin arasında, toplumumuzun arasında ben şöyle bir endişeyi de seziyorum. Acizane şu toplumun arasında vazife yapan bir kardeşiniz olarak. Şöyle bir endişe var. Malum 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimini bertaraf ettik elhamdülillah. Ancak bu darbe girişiminden sonra bu kurum ve kuruluşlarımıza karşı, hakkıyla vazife yapan kurum ve kuruluşlarımıza karşı da toplumumuz bir endişe duyuyor, güvensizlik duyuyor. İster istemez. Evet, tabiri caizse toplumun önüne düşüp akıllı uslu bir kardeşimizin, bir büyüğümüzün, kanaat önderimizin gelin ey Müslümanlar şuraya infak edelim, şuraya sahip çıkalım diyebilecek bir mecali bizlerde bırakmadılar. Evet. Dolayısıyla bizler de uyanık olmalıyız. Bunu dahi bertaraf etmeliyiz. Bunu dahi ortadan kaldırmalıyız. Bunu dahi savuşturmalıyız bizler. O kurumlara, kuruluşlara
bizim gidemediğimiz, göremediğimiz, belki tek başımıza yardımımızı, infakımızı, fitremizi, zekatımızı, sadakamızı götüremeyeceğimiz yerlere götürüyorlar, ihtiyaç sahiplerini buluyorlar, teslim ediyorlar. Bizleri de bu infakımız nereye gitti, bunu düşünmeye gerek kalmıyor. Riyadan bir tabiri caizse bizleri kurtarıyorlar. Buna da dikkat etmemiz lazım. Ve selam kıymetli kardeşlerim. Şunu da sizlere arz edelim. Efendimiz buyurdu ki müminler bir vücudun azaları gibidir. Evet. Azalardan birisi hasta olsa sair azalar onun acısına, hastalığına sahip çıkar, ortak olur diyor. Bunun infaka bakan bir yönü var. Biz dünyada, yeryüzünde kanayan bir yara gördük mü, o kanayı dindirmek için, o yarayı dindirmek için, kanı dindirmek için uğraşan olmalıyız. Zaten toplumumuzda elhamdülillah uğraşıyor. Artık gözümüzü kaldırdığımızda, şöyle başımızı kaldırdığımızda dünyanın neresinde olursa olsun yetişiyoruz, yetişmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve selam. Allah-u Teala bu infak hususunda efendim hassas olan insanlardan eylesin cümlemizi inşallah. Hani hepimizin hikaye tadında dinlediği bir hadis-i şerif aslında o. Hikaye tadında dinliyoruz. Hikaye gibi geliyor bize. Efendimiz buyurdu ki, sizden önceki ümmetlerden birisinde üç genç vardı. Yolculukları esnasında yağmura tutuldular. Evet. Bir mağaraya sığındılar. Ama oradayken dağdan kopup gelen bir kaya parçası mağaranın ağzına geldi, dayandı. Mağaranın ağzını kapattı. İçlerinden birisi şöyle dedi. Dedi ki bizi buradan yalnızca Allah kurtarır. Dediler ki ne yapalım? Bundan önceki hayatımızda rızai bari için yaptığımız iyiliklerimizi vesile kılarak Allah'tan yardım dileyelim dediler. İçlerinden birisi dedi ki ya Rabbi ben bir kızı seviyordum. Beşeri aşkla onu seviyordum. Efendim ama o da bana karşılık vermiyordu. Bu akrabamdı benim. Ama bir gün kıtlık oldu. Benim yanıma vardı. Dedi ki şimdi seninle evlenmeye hazırım dedi. Ben de onun bende gönlü olmadığını biliyorum. Bana kıtlık uğramadı. Çünkü ben varlıklı, variyetli birisiydim. Benden o kıtlığın atlatmak için benimle evlenmek istediğini ben farkına vardım. Ben ona erzak verdim, infak ettim. Ona da dedim ki seninle evlenmeyi şimdi ben istemiyorum dedim. Onu geriye çevirdim diyor. Efendim mağaranın içindeki genç bunu söyleyince taşın bir kısmı açılıyor. Şimdi şu modern dünyada bizler. Modern dünyada yaşayan insanlar olarak say ki mağarada sensin. Tut ki mağarada sen kaldın. Acaba bu mevzuda ne söyleyebilirsin? Kendimizi bir çek etmemiz lazım. Ona göre bir kendimize çeki düzen vermemiz lazım besselam yani. Allah katında infakta neredesin? Ona göre kendi notunu verebilirsin. Kendimizin notunu vermemiz lazım mesela. Evet. Hocam toparlayabilir miyiz? Duamız için de bir vakitimiz çok daraldı. Evet. Peygamber Efendimiz tabii bir adam Peygamber Efendimiz'e bir gün geliyor Mescid-i Nebevi'de. Ya Resulallah ben açım. Beni doyur diyor. Hemen Efendimiz yanındaki gençlerden bir tanesini Mescid-i Nebevi'nin de ki gençlerden birisini sahabe hanım Peygamber Efendimiz'in evine yolluyor. Diyor ki var git sor. Evde
şu kardeşimize verilecek bir yiyecek var mı? Hanımlarına dolaşıyor Efendimizin o sahabe genç, evde yiyecek bulamıyorlar. O sahabe Efendimiz'i doyuracak. Bunun üzerine bunu kim doyurmak ister? İşlerinden birisi, sahabe efendilerimizden birisi diyor ki ya Resulallah ben bu kardeşimizi doyurmak isterim. Varıyor evine götürüyor. Diyor ki hanımına, hanım bu Peygamber Efendimiz'in bir misafiridir. Allah'ın bir misafiridir. Bunu biz doyuracağız, bugün misafir edeceğiz. Hanımı da diyor ki vallahi çocukların yiyeceğinden başka yiyecek evde yok diyor. Hemen diyor ki sen çocukları uyut. Yiyeceği hazırla. Evet. Tam yemek üzereyken mumu söndür. Işığı söndür içerideki, odanın içindeki. Biz yer gibi yapalım, misafiri doyuralım diyor. Ertesi gün Efendimizin yanına varınca o sahabe efendilerimiz, Allah dün gece yaptığınızdan razı oldu diyor, buyuruyor. Bakın sahabe efendilerimizde nasıl bir hassasiyet var. Onun için bizler günümüzde infak hususunda dahi onları örnek almamız lazım mesela. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. 2 dakikamız ben var. Ben teşekkür ediyorum. Dua buyurmanızı rica edeceğim. Kıymetli izleyenler, bu akşamlık da bu kadar efendim. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Buyurun hocam. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey Allah'ım, bizlere hayırlı şeyler düşünmeyi, hayırlı şeyler konuşmayı, hayırlı şeyler dinlemeyi, hayırlı şeyler okumayı, hayırlı insanlarla beraber olmayı, hayırlı ameller işlemeyi, hayırlı yerlerde bulunmayı, hayırlarda yarışmayı bizlere nasip eyle. Ey Allah'ım, gönüllerimize senin sevgini, Resulünün sevgisini, seni ve Resulünü sevenlerin sevgisini, dünya üzerinde bulunan mümin kardeşlerimizi, bu zamana kadar yaşamış olan mümin kardeşlerimizi ve birbirimizi sırf senin rızan için sevebilme sevgisini bizlere nasip eyle. Ey Allah'ım, bizlere malımızı, canımızı, nefsimizi, sahip olduğumuz imkanları senin yolunda gönül hoşnutluğuyla harcayabilme, tüketebilme, sarf edebilme sevgisini bizlere nasip eyle. Ey Allah'ım, bizler senden razıyız. Sen de razı oluver bizlerden. Ey Allah'ım, bizlere her şeyin hayırlısını ihsan eyle. Ey Allah'ım, şu mübarek zaman diliminde dualarımızı kabul olan dualardan eyleyiver. El-Fatiha.